İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yoksulluk ve işsizlikte Batı Ermenistan illeri ilk sırada. Konstantinopolis'te Hrant Dink suikastının 13. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlenecek. Geharkunik'in Zahkunk yöresinde Uluslararası Lavaş Günü etkinliği gerçekleştirilecek. İran, Trump'ın yeni bir nükleer anlaşma teklifini reddetti. Halep yakınlarındaki yerleşim birimleri bombalanıyor. Trump ve Erdoğan Orta Doğu'daki durumu tartıştı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Roma dönemine ait su kemeri bulundu. Kilikya, işsiz sayısının 4 milyonu aştığı Batı Ermenistan'da yoksulluk ve işsizliğin had safhaya çıktığı kentlerin başında Kürt illeri geliyor. Gelir gider eşitsizliğinin yüksek olduğu Batı Ermenistan'ın illerindeki yoksulluk ve işsizlik ön plana çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 81 il içinde Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari gibi Ermeni nüfusunun yoğunlukta olduğu iller son sıralarda yer alıyor. Nedeni ise yasak ve ambargolar. Bölgede sınır ticareti, yayla ve meraların yasaklanması işsizliğin ve yoksulluğun yükselme nedenlerinden. Yayla ve meraların yasaklanmasıyla geçimini hayvancılıkla sağlayan on binlerce insan hayvancılığı bırakmak zorunda kaldı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Agos adlı haftalık gazetenin kurucusu, önde gelen Ermeni entelektüeli editör Hrant Dink'in suikastının 13. yıl dönümüne adanan bir anma etkinliği 19 Ocak'ta Konstantinopolis'te gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda Dink'in yakın arkadaşları 19 Ocak 2007'de bir Ermeni gazetecinin Türk milliyetçisi Ogün Samas tarafından vurularak öldürüldüğü Agos'un eski yazı işleri bürosunun önünde toplanacak. Etkinliğin organizatörleri olan Dink'in arkadaşları girişim grubu utanmak için geç değil sloganı altında bir çağrı yaptı ve herkesi pazar günü saat 15'te Dink suikastinin yapıldığı yerde toplanmaya davet etti. Dink'in anısına adanan etkinlikler Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da gerçekleştirilecek. Armen Press Ajansı tarafından bildirildiğine göre 2020 yılının Ağustos ayı başında Geharkunik bölgesinin Zahkunk yerleşim biriminde her yıl farklı içerik programları ile geleneksel bir festival haline dönüştürülecek olan Uluslararası Lavaş Günü adlı etkinlik düzenlenecek. Festivali halka duyurmak ve Uluslararası Lavaş Günü ilan etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'nin Geharkunik Valiliği'nde bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca kendi ürünlerinin satılmasına imkan sağlamak için bölgedeki üreticilerin de etkinliğe dahil edilmesi planlanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Tahran'ın kapsamlı nükleer eylem planının şartlarını değiştirecek herhangi bir anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı. Tert Ayem'in aktardığı bu haberi RIA Novosti Ajansı bakanın sözlerine atıfta bulunarak belirtmişti. Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'de biz Obama anlaşmasını Trump anlaşmasıyla değiştirmek için imzalamadık dedi ve ekledi. İran bu adımı kabul etse bile demokrat adayın 2020'de ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde bir yıl içinde anlaşmanın şartlarının değiştirilmeyeceğinin garantisi yoktur. Trump'ın İran'la ilgili bir açıklamasında ABD hava saldırılarının ardından İranlı General Kassem Süleymani'nin öldürülmesi ve Irak'taki ABD hava üslerine yapılan roket saldırısının ardından İran'la yeni bir nükleer anlaşma geliştirme niyetini açıkladığını sizlere hatırlatalım. Yasa dışı gerici silahlı gruplar Suriye'nin Halep şehri yakınındaki bölgeleri bombalamayı durdurmuyor. Panorama AYM, Halep'ten çok uzakta bulunmayan Minyan köyü sakinlerinin her gün bombalı saldırılara maruz kaldıklarını aktardı. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre köy sakinlerinden Ahmet Al-Abu gazetecilere yaptığı açıklamada ''Gerici militanlar bana ve arkadaşıma ateş açtılar. Arkadaşım öldü. Bugün hala ateş ediyorlar. Bu durumda bodrumlarda saklanıyoruz.'' ifadesini kullandı. Başka bir sakinde eskiden sadece geceleri ateş ediyorlardı, şimdi gündüz ateş ediyorlar dedi. Ona göre son zamanlarda ana yola düşen bir roket iki kişinin ölümüne neden oldu. TASS Ajansı'nın aktardığı habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Kadir, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye ve Libya'daki durumun yanı sıra İran'daki protestoları da ele aldıklarını ifade etti.
basın servisi, taraflar Suriye ve Libya'daki güvenlik durumunu ve İran'ın Ukrayna Boeing 737 uçağını düşürme konusunu tartıştığını belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Müdürü Pavel Avedisyan'a göre geçen yıl Horvirap yakınlarında bulunan eski başkent Ardaşat'ın çevresinde dikkat çekici bir arkeolojik keşif gerçekleşti. Şehrin su kemeri sistemi bulundu. Avedisyan yaptığı açıklamada 1 kilometre uzunluğunda yer alan bu su kemerinin temellerini açtık. Bunlar kesinlikle Roma dönemine ait muazzam yapılar. Yani bizim efsanevi başkentimiz Ardaşat bu son 10-15 yıldaki kazılarla hem kamu hamamı hem de bu su kemeri ile kralların ikametgahı olan çok mühim bir şehirle işimizin olduğunu gösteriyor. Ve 2020'de ilk büyük sorunlarımızdan biri bu kazılara devam etmek olacak dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Şoror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.